Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 28 Mayıs 2024 Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Güne damgasını vuran mesajlarını da orada verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bütçesinden karşıladığı Roma gezisini eleştirdi. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden özel uçakla basın mensuplarına Roma turunun haklı gerekçesi olamaz dedi. Muhalefetin sık sık dile getirdiği parlamenter sisteme dönüş çağrılarını da yanıt verdi. Eski sisteme dönüş poleminin ülkeye hayrı dokunmayacağı kanaatindeyiz diye konuştu. Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin şahsi reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisi vardı. Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Belediye bütçesinden karşılanan geziyi bu sözlerle eleştirdi ve ekledi. Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Devletin başlattığı kamuda tasarruf dönemini hatırlattı. Tasarruf kültürünün toplumumuzda yaygınlaştırılmasına önem veriyoruz. Türkiye başkaları gibi sınırsız petrolü, altını, elması, doğalgazı olan bir ülke değildir. Biz üreterek ayakta kalan bir ülkeyiz. Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü toplantısında verdi mesajlarını. Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş çağrılarıyla başlayan tartışmaya da nokta koydu. Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın mücadelesini vermemiz şart. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan yeni döneme ayrı başlık açtı. Yeni hükümet sistemi sayesinde yıllarca en büyük sorunumuz olan siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Bedel ödeyen ülkemiz bunun tarihi bir kazanım olduğunu gördü. Sözü yeni anayasa hazırlıklarına getirdi. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza siviller eliyle yapılmış yeni bir anayasa borcumuz vardır. Türkiye'nin yeni anayasaya kavuşması için kuşatıcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz. Cumhurbaşkanı konuşmasını dikkat çeken bir uyarıyla noktaladı. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Kurumlarımız çalışırken bazı sorunlarla karşılaşılması gayet tabidir. Ama bunların hiçbiri işi ertelemenin vatandaşa bugün git yarın gel demenin mazereti olamaz. Halktan, sorunlardan kopuk, devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. Bugün Salı, biliyorsunuz bugün mecliste parti grupları toplanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Söze İsrail'in Refah'ta Filistinlere ölüm yağdırdığı saldırıyla başladı. İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum dedi. Konuşmasının bir bölümünü de CHP'de yaşananlara ayırdı. Önce Roma gezisi üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun ardından da Özgür Özel'i eleştirdi. Bizim lügatimizde bu tip vahşeti tanımlayacak ne bir kelime ne de bir kavram vardır. Netanyahu yani Canıyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum.
sözleri sertti. İsrail'in Refah'ta Filistinlilere ölüm yağdırdığı son saldırıyı eleştirdi. Beklentimiz İsrail'in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Daha ne kadar sabır gerekiyor? Bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduklarında gerçekten de huzur duyabiliyorlar mı? Milliyetçi Hareket Partisi'nde yoğun gündem tüm hızıyla devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli hafta sonu ülke ocakları başkanlarıyla yaptığı kampın ardından bu kez milletvekillerine seslenmek için mecliste grup kürsüsüne çıkıyor. Bahçeli kürsüye geldi, hedefini önce Ekrem İmamoğlu'nu aldı. Lafa gelince israftan şikayet edenlerin belediye bütçesini har vurup harman savurması, yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına, gerçekte ise tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyetin defol uygulamalarından başka bir şey değildir. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacak, hiç kimse de itibar etmeyecektir. Siyasette normalleşme polemiğine de ayrı başlık açtı. Hedefine bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i koydu. Türkiye'de anormal bir şey yoktur. Normalleşmesi gereken muhalefet partileridir. Acemi Nalbant gibi kah nalına kah mığına vuran Özgür Bey'in bu gerçeği anlaması samimi dileğimdir. Yumuşama için önce demden korkusuyla yüzleşmesini, Türk milleti ve Türkiye ortak paydasında adam gibi duruş göstermesini kendisine tavsiye ediyorum. CHP'nin 6-8 Ekim provokasyonuyla ilgili verilen mahkeme kararlarını eleştirmesini de unutmadı. Terörist Demirtaş'ı savunanların bize normalleşme cakası satması, 6-8 Ekim ihanetini aklamaya çalışanların yumuşama masalı anlatması, kümese girip tavuk haklarını savunacağım diyen tilki kadar inandırıcı ve kayda değerdir. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra sessizliğini bozdu. Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için CHP içinde kendisine baskı kurulduğunu iddia etti. Ve başta adaylık gibi bir düşüncem yoktu cümlesini kurdu. Özel ve İmamoğlu'na ince mesajlar gönderen Kılıçdaroğlu'na partiye dönüşü de soruldu. Net bir cevap verdi. Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığım sanki ben zorla ben Cumhurbaşkanı oldum. Hayır efendim, böyle bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da, parti meclisinde de, meclis grubunda da efendim olmazsa olmaz bir partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Sizin mutlaka olmanız lazım. Biz de partinin karar aldığı bu organlara, bu karara uyalım. Programcılar bile duyduğuna inanamadı. Altılı Masa'nın neredeyse dağılmasına neden olan adaylığıyla ilgili ben istemedim dedi, kendisine tuzak kurulduğunu ima etti. Arkasından vay efendim keşke aday olmasaydın. Kardeşim düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Özgür Bey de dahil miydi bunu söyledi? Efendim herkes dahil. İlla sen Cumhurbaşkanı aday ol diyen arkadaşlar sonra da dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Vatandaşın takdirine sorayım ve buraya nokta koyayım. Kurultay sonrası kameralar karşısında ilk kez sessizliğini bozan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her cümlesi parti içine ayrı bir mesaj yüklüydü. Değişim rüzgarına kapılıp gidenlere seslendi. Kılıçdaroğlu şöyle, Kılıçdaroğlu böyle. Kılıçdaroğlu tek başına mücadele etti. Siz neredeydiniz? Beni eleştirenlere söylüyorum. Neredeydiniz? Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya. Elinde hançer olanlar arkamda dursunlar. Hançerlerini soğutmasınlar. Hançer benzetmesini yineleyen Kılıçdaroğlu, CHP'de değişim hareketini başlatan Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu hedef tahtasına koydu. İmamoğlu'yla ilgili çok net bir şekilde partiden uzaklaştırılmalı dedi. Boşuna demiyorum ki hançerlendik diye. Sağduyuyla oturup tartışmak varken, partinin yetkili organlarında bunu tartışmak varken, niçin böyle bir talep birdenbire patlıyor? Ben bunları biliyorum. Ama dediğim gibi gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum. Genel başkanların elbette ki yani kırgınlıkları olur, üzüntüleri olur. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler.
belediye başkanları değil. Eline hançer alıp da başka hesaplar yapanların partiden uzaklaştırılması lazım. Ve bu kadar eleştirinin ardından indirildiği koltuğuna yeniden talip olduğunun sinyalini de verdi. Ben hiçbir zaman genel başkan olacağım diye bir talepte bulunmadım. Delegeler genel başkan adayı olarak gösterdiler. Eğer yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse o zaman diyeceğiz en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz yani. CHP'de genel başkan olmak için cesur olacaksınız, yürekli olacaksınız. Bu mücadeleyi vereceksiniz. Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Eylül'de yapılacak tüzük kurultayını seçimli olağanüstü kurultaya çevirmek için hamle yapabileceği konuşulmaya başlandı. CHP'de 13 yıl oturduğu genel başkanlık koltuğunu Kasım'daki kongrede Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması CHP grubunda da gündem oldu. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun dönüş sinyali vermesini ki biraz önce izlediniz eleştirdi. Özgür Özel ise kürsüde konuya hiç girmedi. ATV Haber'in sorusunu da yanıtsız bıraktı. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Çıkışta buluşalım. Son grup toplantısında ATV'ye küstüm demişti. Bu kez randevu verdi. Randevu saati geldiğinde ise soruyu yine yanıtsız bıraktı. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebileceği sinyali verdi. Nasıl yorumlarsınız? Özgür Özel grup toplantısına başlamadan saatler önce CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısında hem onu hem İmamoğlu'nu eleştirmiş, partiye geri dönebileceği mesajını çok net bir şekilde vermişti. Gözler Özel'in yapacağı açıklamadaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı mesajları partide büyük yankı uyandırdı. CHP meclis grubu da o mesajların gölgesinde toplandı. Özel alkışlar eşliğinde salona girdi. Herkes ne diyeceğini merak ediyordu. Tam 45 dakika kürsüde kaldı ama Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine bir saniye bile değinmedi. Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıl dönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Yine Gezi provokasyonu nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ve diğer hükümlüleri savundu. Tayfun, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den Osman Kavala her birisi orada her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır. Kürsüden indi, herkes şaşkındı çünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yok saymıştı. ATV Haber muhabiri Tuğçe Ünsal toplantı çıkışında açık açık sordu ama... Efendim Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebileceği sinyali verdi, nasıl yorumlarsınız? Özel her ne kadar sessiz kalmayı tercih etse de parti grubunun neredeyse tek gündemi CHP kulislerini sarsan o açıklamalardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığı şahsın kendi istemesiyle alakalı değil. Bizim üyelerimiz karar veriyor. Partide nasıl bir etki yarattı bu söylemleri? Programda izledik ama bugün parti etkisi elbette ki kırgınlıklar olmuştur. Hepimizin kırgınlıkları olmuştur. Yorum yapmayacak mısınız? Gören herkesin yüreğini yakan o görüntülerin ardından Netanyahu mecliste kameralar karşısındaydı. Çadır kampında insanların diri diri yandığı o anlara dair şöyle bir tabir kullandı. Trajik bir hata dedi. İfade gerçekten aslında bir itiraftan farksız ama yüzünde gerçekten o ifade var mı? Kalpten bunu söyledi. Cevap hayır. Amerikan medyasının da arka çıktığı Gazze kasabına tepkiler çığ gibi. Sivillere zarar vermemek için gösterdiğimiz çabaya rağmen trajik bir hata yaşandı. Olayı araştırıyoruz. Çadır kampında diri diri yanan Filistinliler için Netanyahu'nun skandal açıklaması dünyanın sabrını taşırdı. Yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bu dehşet durmalı dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron derhal ateşkes istedi.
Gazzelilere yeryüzünde cehennemi yaşatıyorlar ifadeleri dünyada herkesin yüreğinden geçenlerin özetiydi. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin kayıtsız şartsız isteğine İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne devam etmesi mümkün değildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hedef aldığı Amerika, çocukların ve bebeklerin alevler içinde ölüme mahkum olduğu felaketin bahanesini buldu. Amerikan medyası Netanyahu'nun tezine arka çıktı. Patlamaya hava saldırısından kaynaklı bir şarapnelin yakıt deposuna isabet etmesinin sebep olduğunu iddia etti. İngiliz The Guardian'ın iddiasına göre 2016'da başlatılan soruşturmada Mossad'ın dönem başkanı Yossi Cohen, dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Fatou Bensouda'yı savaş suçları davasını geri çekmesi için tehdit etti. Sanki dünya öfke kusmamış, İsrail göz göre göre bir savaş suçu işlememiş gibi Mawasi çadır kampı da bombaların hedefi oldu, kan gövdeyi götürdü, en az 21 kişi hayatını kaybetti. İşgal ordusunun tankları Refah'ta ilerlemeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları onları püskürtmek için tüm gücünü ortaya koyuyor. Tansiyonu yükselten bir gelişme de İsrail-Mısır sınırında yaşanan çatışmaydı. Bir Mısır askeri hayatını kaybetti. Tel Aviv detay vermekten çekindi. Sadece iletişim halindeyiz diyebildi. Çadır kampından geriye kalansa yürek burkuyor. Küçücük çocuklar küle dönmüş çadırların kalıntıları arasında bir lokma yemek arıyor. Babalara yaralı yavrularını kucaklarında taşıtan, bebek cenazeleriyle yarı zamanlı hizmet veren hastanelerin kapısını çaldıran soykırım Avrupa'da da tepki çekmeye devam ediyor. Hem Berlin'de hem de Paris'te yürek yakan katliama tepki eylemleri vardı. Gazze'li yavruların çığlığını duyanlar da oldu Avrupa'da. İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı. Her tanıyan ülke Filistin'le devlet ilişkisi tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi kurabilir. Mevcut devam eden işgal var. Bu işgal şartlarının el verdiği ölçüde Filistin'in devlet olarak tanınması ve ona göre işbirliği yapılması fevkalade önemli. Birkaç hafta önceydi. 22 yaşındaki Selen Bilgin, dedesine refakat etmek için gittiği hastanede yaşamını yitirmişti. Doktor sevgilisinin ilaç enjekte edip ölümüne sebep olduğu iddiası gündeme gelmişti. Yanıt bulmayı bekleyen pek çok soru varken yeni bir skandal daha yaşandı. O doktorun yağ aldırma ameliyatına girdiği iki çocuk annesi kadının da şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Özlem Aktay ve Mehmet Şahin'in özel haberi. Selen Bilgin şüpheli ölümü gibi benim annemin de ölümü aynı şekilde şüpheli bir ölüm. Hemşire Selen Bilgin dedesine refakat etmek için gittiği hastane odasında hayatını kaybetmiş, şüpheli ölümü sonrası doktor sevgilisi de gözaltına alınmıştı. Selen hemşireye ne oldu? Sır perdesi henüz kalkmamıştı ki yeni bir skandal daha yaşandı. Genç bir kadındı. Bununla alakalı ne olacak inanın bilmiyorum. Yine aynı hastane, yine aynı doktor. Bu kez o doktorun adı iki çocuk annesi kadının ölümünde geçiyor. Aynı doktorun adı geçiyor sizin de dava dosyanızda. Evet, biz de şüpheleniyoruz. Yani şüphemiz bundan sonra daha çok arttı. 49 yaşındaki Gönül Özkul 20 Kasım 2023 tarihinde Beylikdüzü'ndeki yine aynı hastanede bir estetik operasyona girdi. Operasyon 6 saat sürdü ama 6. saatin sonunda ailesine acı haber verildi. 49 yaşındaki iki çocuk annesi hemşire Selen Bilgin'in hayatını kaybetti, hastanede ameliyata girdi. Verdiği kilolar sonrası yağ aldıracaktı. Gönül Özkul operasyondan sağ çıkamadı. Sağlıklı giren bir kadın hani nasıl olur da ölür? Hiçbir şeyi yoktu. Sapasağlam girdi ameliyata. Şüphelerimiz artıyor bu sefer. Talihsiz kadının ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Acılı aile itiraz etti. Ameliyata giren ekipten ifade alındı. O anestezi doktoru da suçlamaları kabul etmedi. Ne olduğunu biz hiç anlamadık. Bizlik bir şey yok. Birdenbire gelişen bir şey.
bu şekilde konuşuyorlar. Şimdi adli tıptan gelecek o detaylı rapor beklenirken Acılı ailesi de ameliyata giren başta estetik doktoru ve Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde adı geçen o anestezi doktoru ile birlikte tüm ameliyata giren isimler hakkında dava açtı. Aynı doktor ve aynı hastane. Anestezi ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili mesele devam ediyor biliyorsunuz. Yaralanmalar, can kaybı olunca hükümet yeni bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Hatta bu hafta meclise gelmesi bekleniyor. Toplumda görüşler ikiye ayrılmış durumda. Kimi uyutulmaları, kimi de kısırlaştırılmaları yönünde fikir beyan ediyor. Bir de işin mama lobisi kısmı var tabii. Onu da Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytoğa sorduk. Bu hayvanların kimseye zararı yok yani. Kesinlikle uyutulmasın. Bir haftadan beri de ağlıyorum ben. Bize 3 tane köpeğimiz var, bir zararları yok yani. Uyutulsun mu, uyutulmasın mı? Başıboş köpek sorunu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunuldu. Öneri 30 günün sonunda sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin uyutulması yönünde. Onlar zaten normalde dünyanın sahipleri, doğa. Biz doğaya aitiz. Hayvanlar uyutulmamalı. Ülkemizde başıboş köpek sayısı arttıkça haliyle sorun da büyüdü. Son 2 yılda başıboş köpek saldırısından dolayı 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. İşte bu yüzden bir taraf başıboş köpeklerin uyutulmasını istiyor. Diğer tarafsa uyutulmasını istemiyor ve başka çözüm önerileri bekliyor. Ben kesinlikle sokak hayvanlarının uyutulması gibi bir fikri asla içime sindiremiyorum, kalbime sığdıramıyorum. Yani eğer zararı varsa, insanlara zararı varsa tabii ki uyutulmalı. Bir yıl kontrollü bir kısırlaştırma yapılsaydı zamanında başıboş hayvanların sayısı Türkiye'de 8 milyona varmazdı. Hala 7-8 ay düzenli olarak kısırlaştırılma yapılsa bu problemi bu haliyle absorbe edebiliriz. Uyutma mı, kısırlaştırma mı diye sorulduğunda en önemli kriter aslında sayı. Sayı çok fazlaysa ortaya çıkan bazı teknik nedenlerden dolayı uyutma bir çözüm olarak görünmüyor. Türkiye'de 1403 belediye var. Barınak sayısı yaklaşık 300. Aslında 2004 yılında çıkarılan kanuna göre belediyeler sahipsiz köpekler için rehabilitasyon merkezleri kurmak ve kısırlaştırma yapmakla yükümlü. Ama zamanında atılması gereken adımları hep erteledik. Bunun baş müsebbibi de maalesef yerel yönetimler. Bu işe hakkıyla, layığıyla sahip çıkmadılar. Onlar da bir can sonuçta, bir hayvan nefes alıyor. Onları uyutup bırakamayız ki. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, köpeklerin kontrol altına alınabilmesi için bir yılda %70'inin kısırlaştırılması şart diyerek son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırıldığını açıkladı. Ancak bu önerilere pek sıcak bakmayanlar da var. Mama lobileri gibi. Sokak hayvanlarının çoğalması, kontrolsüzce çoğalması aslında çok işlerine geliyor. Yani bu konuya haklı tepki gösteren vicdanlı hayvanseverlerin eleştirileriyle bu mama trollerinin sosyal medyada başlattıkları kampanyayı titizlikle birbirinden ayırmamız lazım. Peki başıboş köpek sorunu nasıl çözülebilir? Yıllarca TRT için elektrik faturamıza %2 para ödedik. Bir %2 de o zaman şu zavallı masum hayvanların kurtarılması için eklensin. Burdur'da nişan alışverişinden dönen çiftin içinde olduğu araç refüjü aşıp karşı yöne geçti. Kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada akşam nişan yüzüklerini takmaya hazırlanan genç çift hayatını kaybetti. Nişan alışverişi yapmış eve dönüyorlardı. Akşam nişan yüzükleri takılacak çift feci kazada hayatını kaybetti. Genç kızın tabutunun üzerine giyemediği gelinliğiyle duvağa örtüldü. Bunların yuvaları cennet köşklerinde olacak. Burdur'da görevli 22 yaşındaki infaz koruma memuru Metehan Aydın'la 20 yaşındaki Esra Kartal nişan alışverişi için çarşıya çıkmıştı. Eve dönüş yolunda damat adayının kullandığı araç refüjü aşıp karşı yöne geçti, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Başını çok hareket ettirme. Bariyerlere çarpıyorsun. Hayır,
O tarafı geçtikten sonra 68 metrede burada. Kazada damat adayı Metehan Aydın'la gelin adayı Esra Kartal ve kardeşi hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. En mutlu günlerinde evlat acısı yaşayan aileler cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın tabutunun üzerine gelinliği ve dua örtüldü. Bunların nikahları cennette kıyılacak. Kılınan cenaze namazının ardından genç kız Burdur'da toprağa verildi. Sözlüsünün cenazesi ise memleketi Ardahan'a gönderildi. Kocaeli'nde bir baba kızıyla kavga eden öğrenciyi bulmak için okulu bastı. Karşısına çıkanlara hakaretler yağdıran adam yakınlarıyla beraber öğretmenleri darp etti. Kızıyla kavga eden öğrenciyi bulmak için okulu bastı. Olumsuz yanıt alınca öğretmeni darp etti. Öğretmene şiddetin adresi Kocaeli'nin Darıca ilçesiydi. Ressam Hamdi Bey Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrenci arkadaşıyla kavga edince durumu babasına aktardı. Bunu öğrenen baba ise yakınlarıyla birlikte kızıyla kavga edeni bulmak için okula geldi. Ders saatini aldırmaksızın sınıfa girdi. Sınıf öğretmeni Burak Laçin ise sınıfı basan veliden dışarı çıkmasını istedi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Olumsuz yanıt almasıyla baba ve yakınları sınıf öğretmeninin üzerine yürüdü. Tekme ve yumruklarla araya girmeye çalışan bir başka öğretmene saldırdı. O saldırı ancak diğer öğretmenlerin araya girmesiyle son buldu. Bir an önce tedbirlerin arttırılmasını, öğretmenlerimizin dersini güvenlik için yapmasını talep ediyoruz. Saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Demir, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayın ardından okulda görev yapan öğretmenler ve sendika temsilcileri saldırıya tepki gösterdi. Can güvenliği olmadan ders olmaz, can güvenliği olmadan eğitim olmaz. Biz öncelikle talebimiz can güvenliğidir. Bu talebimizi bir kez daha bu acı olaydan sonra buradan yeniliyoruz. Bir kez daha bir öğretmenimizin burnu kanasını istemiyoruz. Enerji tarlası kuruyoruz vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yapan şirketin haberini daha önce ekrana getirdik. Silivri'deki ofislerinde hareketli dakikalar yaşandı. Mağdurlardan biri ofisin apar topar boşaltılmaya çalışıldığını fark etti. Polise haber verdi. İşte o anlar ve sonrası. Arkadaşlar Silivri'ye yakın kim varsa gelsin buraya. Kainat Enerji mallarını kaçırıyor. Şimdi içerisi bomboş, elimizde hiçbir şey yok. Geminin son kalan mallarını da götürüyorlar. Enerji tarlası adı altında boş arazi sattılar. Milyonları topladıktan sonra karları dağıtmadan ortadan kayboldular. Şirket çalışanları bu defa ofisi boşaltırken ortaya çıktı. Kehalet Enerji mallarını kaçırıyor. Burada çalışan arkadaş buraya motorları almaya geliyor. İçeriği komple boşaltmaya geliyor. Ben de o esnada polisi arayarak buraya geldim. Ve kameramı açarak, telefonum kamerasını açarak bunları görüntüye aldım. O esnada polisler de geldi ve suçüstü yakaladılar. Arkadaşlar Silivri'ye yakın kim varsa gelsin buraya. Kehalet Enerji mallarını kaçırıyor. Dün icra takibinden dolayı biz buraya hacize geldik. Gecesinde de zaten boşaltmışlardı. Planlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Malları kaçırmaya devam ediyorlar. Ortada ufak tefek kalan mallar. Şirket çalışanları cuma günü icra kararı çıktıktan sonra pazartesi günü normalde icra memurları gelecekti. Ancak onlar elini çabuk tutarak pazar günü gece buraya geldiler ve içerideki motosikletleri araçlara yüklediler. Bir şey yok. Yani kendileri yok. Hiçbir şey yok içeride. Kaçırıyorlar malları. Çek şu arabayı ya. Manyak mısın ya? Silivri'de buradaki ofislerinde malları kaçırdığını öğrendik ve buraya geldik bugün de. Polis suçüstü yaptı, yakaladı. Ben gelmeden önce bir tane motor götürmüşler. Onu da geri çağırttırdı polis. Diğer motoru da getirsin bu süreçte. Tüm bunlar Silivri'de yaşandı. Firmanın göstermelik astığı vergi levhası da Esenler'e adres gösteriyordu. Pazartesi sabahı saat 9'da avukat eşliğinde haciz memurları buraya geliyor. Ama içeriye bakıyorlar, haciz edecek mal kalmamış, hepsini boşaltmışlar. Dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan yargılan şu an soruşturmaları bu dosya üzerinden yürütülüyor. Bildiğimiz kadarıyla yurt dışı çıkış yasağı var. Bizim suç duyurumuzda 27-28 kişiden bahsediyoruz. Kalanlar yatırım yapmış. 1 milyona yakın. ATV'ye ulaşan şirket avukatları boşaltılan ofisin enerji tarlalarına değil, holdingin haciz kararı olmayan başka bir şirketine ait olduğunu açıkladı.
Bir çocuk annesi Ümmü Gülsüm Taşan. Kendisinden bir süredir haber alınamıyordu. Annesi kızının bulunması için Esra Erol'a başvurmuştu. Kayıp kadın günden sonra sağ salim bulundu ve bakın bugünkü programda neler oldu. Bu kızın başına ne geldi? Kızımı öldürdüler, öldürdüler. Çocuğunu bırakıp ortadan kayboldu. Bilgimiz yok, haberimiz yok. Gördüğünüz gibi apartman sessizliği bürünmüş durumda. Ardından türlü iddialar ortaya atıldı. Nazım Bey'in köylüleri gelininle ilişkisi var diye konuşuyorlar. Olayın gerçek yüzü ise bambaşka çıktı. Kayınpeder Nazım'ın yalanlarını ortaya çıkarmaya geldi. Ailesi bir kez daha günlerdir kayıp olan 18 yaşındaki kızları Ümmü Gülsüm Taşan için stüdyodaydı. 2 Mayıs'tan önce kız Ümmü Gülsüm'ün ihanet yazışmalarını kayınpeder ele geçiriyor. Ümmü Gülsüm o saatten sonra annesinin evine geliyor ve annesinin evinden kayıplara karışıyor. Anne Songül Deniz ilk günden beri kızının kayboluşunda eşi Ferdi Taşan ve kayınpederi Nazım Taşan'ı sorumlu gösteriyordu. Ancak olayın arka yüzünde başka iddialar da çıktı ortaya. Bu kez iddianın sahibi günlerdir haber alınamayan Ümmü Gülsüm Taşan'dı. Ümmü Gülsüm bulundu ve şu anda da telefon hattında. Kendi isteğimle gittim. Evden kaçmasının ardındaki nedenleri şoke eden iddialarla anlattı. Üç resmen bir çete halinde. Nazım'la zaten annem sevgili. Daha önce... Gerginlik saniyeler içinde arttı. Anne Songül Deniz çileden çıktı. Kendisi orada hani diyor ya ben kızımın peşindeyim selam diye. Bir daha mı şimdi? Sen annene sürekli uzaklaştırma alıyorsun. Hatta seni evet, bir... çünkü her defasında şiddet uyguluyor. Ben babamın yanına bir kere her yerim mosmor, her yerim yara bere içinde gittim. Sorabilirsiniz de babama. Doğru. Yalan söyleme. Madem... Dahası da vardı. Kocanla ilgili bir iddiada bulunuyorsun. Telefonunda bir uygulama vardı. Oradan erkeklerle konuşuyordu kız gibi. Sonra erkeklerle... Erkeklerden para istiyordu. Esra Erol'un ulaştığı Ümmü Gülsüm bu kez eşi ve ailesiyle birlikte canlı yayında karşı karşıya geldi. İddialar havada uçuştu. Darp raporları vardı. Kaç defa beni dövdü, kızımı dövdü. Bunu babama da sorabilirsiniz. Benim çevremdeki insanlara da sorabilirsiniz. Kaç defa beni yurtlara bıraktı. Ben bu zamana kadar çoğu şeyimde yurtlarda süründüm. Annem yüzünden. Doğru. Ben seni... Yani o yüzden çünkü anneme... Annemin yanına gitsem, ben annemin yanında daha kötü olacak çünkü ana olsaydın, olsaydın, babası olsaydın, olsaydın, anası olsaydın, babası olsaydın, kızına sahip çıkardın burada. Manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızıyla yaşadığı gerilimle gündemde. İddiaya göre anne kız arasında gece saatlerinde bir tartışma oldu. Ama bu sıradan bir ebeveyn çocuk kavgası değildi çünkü yaşadıkları eve polis dahi geldi. Ünlü manken kızıyla arasında yaşananları sosyal medya hesabından duyurunca eleştiri de aldı, yanıt da verdi hepsine. Kızının devlet koruması altına alındığı bilgisini de yine kendisi paylaştı. Nereden titriyorum? Can hıraç bir şekilde sol bacağıma yapıştı. Kapıyı aç diyorum, açmıyor. Polis geldi. Bazen kötülük doğuştan gelir. Ünlü manken Deniz Akkaya'nın gece yarısı attığı tweet gündeme bomba gibi düştü. 15 yaşındaki kızının kendisine saldırdığını öne sürdü, polis yardımıyla kurtulduğunu anlattı. Herkes işin aslının ne olduğunu merak ederken bu kez bir video kaydıyla kamera karşısına çıktı. Kendisini eleştirenlere cevap verirken öfkeliydi. Türkiye'nin en iyi okullarında, en iyi imkanlarıyla, hiçbir şey eksik kalmadan anneliğime laf edeni karışlarım alnını ben. Siz benim gibi anne olun, ondan sonra oturup konuşun, tamam mı? Sonra gece kızıyla arasında yaşananları anlattı. Telefonunu kontrol etmek isteyince işin içine şiddet girdiğini söyledi. Bir süre telefon kullanmayacaksın dedim. Aynı şekilde saldırdı. Benim kızım 1.75 boyunda. Ve bu telefon için can hıraç bir şekilde sol bacağıma yapıştı. Kendimi balkona attım. Önce balkonu üstüme kapattı. 15 dakika açmadı. Aralarındaki gerginliğin polis gelene kadar devam ettiğini söyledi. 45-50 dakika geçti. Ben ağlayarak aradım. 112. Polis geldi. Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'le aralarında ciddi boyutlara ulaşan anlaşmazlıklar olduğunu da anlattı. Benim yürüdüğüm yollardan yürümeden benimle ilgili konuşamazsınız. Kol kırılır, yer içinde kalır diye akıl verenler. Sizin bunlardan hiçbirinden haberiniz yok. Haddinizi bileceksiniz. Eleştirilere yine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Sabah saatlerinde ise ünlü çiftin kızının devlet korumasına alındığı haberi geldi. Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye.
Ankara'da yaşayan Emre Okur eşine otomobil almak için İstanbul'u yolunu tuttu. Bir bayiyle anlaştı ve beğendi, sıfır aracı satın aldı. Bir ayın sonunda gerçek ortaya çıktı ve çift büyük bir şok yaşadı. Otomobilin her parçası değişmiş ve baştan aşağı boyalıydı. Araçta şu an neredeyse değişmeyen parça yok. Aracın her tarafı değişmiş. İlk anda tabii ki o an şoka girdik. Ne olduğunu anlayamadık sıfır araç aldığımız için. Büyük hayallerle sıfır bir otomobil aldı. Gerçekleri öğrendikten sonra başından aşağı adeta kaynar su döküldü. Buradaki civatalar sökülmüş, buralarla oynanmış, buralarda ayar işlemi olmuş. Bu civatalarda komple oynamamış. Çamurlukların ikisinde de var, kaputumuzda var. Emre Okur işte bu arabayı eşinin kullanması için 9 ay önce İstanbul'dan aldı. Ancak Okur'un yeni araba mutluluğu çok geçmeden kursağında kaldı. Çünkü sıfır kilometre olarak aldığı araç pert çıktı. Şu an bu aracı ikinci elde satmak istesek pert durumunda bir araç ve bize sıfır olarak satılıyor. Aracın bir kapısı değişen, kaput ve çamurluklar onarım görmüş, yani sökülmüş, yeniden takılmış ve komple boyanmış aracımız. İşin ilginç yanı Emre Okur, kendisi de otomotiv işinde. Ben otomotiv yedek parça işiyle uğraşıyorum. Aracı alırken arkadaşım yanımdaydı, o da ekspertize sokalım dedi ama biz sıfır araç aldığımız düşüncesiyle hiçbir şekilde ekspertize sokmadık zaten. Aracı aldıktan bir ay sonra bir şeylerin ters gittiğini fark eden Emre Okur solu oto ekspertizde aldı. Çıkan raporu görünce de hayatının şokunu yaşadı. Bu kadar yüksek değerler geleceğini hiç beklemiyorduk. Yani normal değerlerin 5-6 katında değerler geliyor. Aracı aldığı yetkili bayiye başvurdu önce. Aracın değişiminin yapılacağı söylendi fakat sonrası yine hayal kırıklığıydı. 4 ay oyaladılar. 4 ay sonra da 50 bin TL gibi bir rakam teklif ettiler. Çaresiz hukuki süreci başlattılar. Çok geçmeden bayiden arandılar ama 100 bin lira gibi komik bir miktar talep ettiler. Sıfır aracı aynen iadesinde alırsak anca zararımız karşılanmış oluyor. Herhangi bir 400-500 bin gibi miktar bile bize verseler zararımız karşılanmıyor şu şartlar altında. Emre Okur şimdi mahkemenin sonucunu bekliyor. Dünyadan haber turuyla devam ediyoruz. Putin uyarmıştı ama Macron kulak asmadı. Fransa, Ukrayna birliklerini eğitmek üzere bölgeye asker göndermek için imzayı attı. Batı ile çatışma şimdi çok daha olası. Just hours earlier, Pyongyang had declared plans to conduct a launch by June. Kuzey Kore yörüngeye casus uydu göndermeye kalktı. Uydu kalkıştan sonra havada infilak etti. Ancak Kore Yarımadası ve çevre ülkelerde tansiyon yeniden tavan yaptı. Kuzey Kore, benzin ve oksijenli motordaki arızaya dair soruşturma başlattı. Alive after detecting changes in its orbit. Tek motorlu uçak arıza yaptı. Binaları teğet geçerek son anda piste ulaştı. Sürüklendikten sonra durmayı başaran uçaktakiler ölümü kıl payı atlattı. Endonezya'da yanardağ bir kez daha korkuttu. 6 kilometre yüksekliğe ulaşan kül ve toz kameraya da yansıdı. Hortum ve kasırgalar yüzünden 23 kişinin hayatını kaybettiği Amerika'da Teksaslılar bu kez de dolu kabusu yaşadı. Kötü hava koşulları milyonlarca Amerikalıyı resmen esir aldı. Yeah. Belgrad'da ise yıldırım paniği yaşandı. Gecenin karanlığını aydınlatan doğa olayı yürekleri ağza getirdi. Mimar Sinan imzalı eserler sadece bizim değil dünyanın bir ucundan gelen turistlerin de gözbebeği. Eserleri kelimenin tam anlamıyla hayranlık uyandırıyor. Ayakkabı hamamı da onlardan biri ve o tarihi hamam şimdi mirasçılar tarafından 65 milyon liraya satışta. Kaç yıldır siz sahibisiniz efendim buranın? Ya hemen hemen 50 yıl diyebilirim. 442 yıllık nesilden nesle aktarılmış, sonunda bakımsızlıktan harabeye dönmüş. Üstelik bir Mimar Sinan eseri, son sahipleri ise satışa çıkardı. Konuştuk.
Cumhurbaşkanımız hakkında 2 milyon dolar. Bir tarihin, bir yaşanmışlığın, bir geçmişin tam da içerisindeyiz. Burası tarihi Ayakapı Hamamı. 1582 yılında Mimar Sinan tarafından yapıldı. Ve kameramızı nereye çevirsek aslında o tarihi dokuyu an be an görmek mümkün. Ve burası şu anda 2 milyon dolara alıcı bekliyor. Burası bana amcamdan kalma. Bir kardeşten burası satın alındı. Burası kereste deposuydu. Bu satışta resmi satıştır. Yani hani tapu kayıtları da her tarafta belli. Haliç kıyısında Fener'le Cibali arasında yer alıyor Cibali Hamamı. Nurbanu Sultan tarafından Üsküdar'da bulunan Atik Valide Sultan Külliyesi'ne gelir getirmek üzere Mimar Sinan'a yaptırılmış. Hamamın kubbesindeyiz. Alt taraf yıkanılan kısım, üst tarafta kubbe kısmı ve gerçekten de nereye baksak tarihi dokuyu an be an görüyoruz. Hemen karşı tarafımızda Haliç var ve İstanbul'un tam da merkezi. 2 milyon dolara yani yaklaşık 65 milyon liraya satılan hamama teklif yapanlar var. O teklifte burayı ne yapmayı düşünüyorlar belli mi? Restoran zinciri aslını koruyarak. Sanatını konuşturmuş, adına yakışanı yapmış, tarihe damga vurmuş. Mimar Sinan'dan bahsediyoruz elbette. Buranın gerçekten de aklın mantığını almayacağı özellikleri var. Onlardan bir tanesi de yazın burası serin, güneşi almıyor ve asla terlemiyorsunuz. Dışarıya çıktığınızda da üşümüyorsunuz. O hava dengesi işte bu duvarların özelliği. Ne için satıyorsunuz? Mimar Sinan Hamamı oldu tescil edildi. Buranın bir yapım aşamasındaki şu anki benim ekonomim buna çok müsait değil. Teklifden önce insanlara şunu söylüyorum. Yapacağınız nitelik önce gidin bir kurumla görüşün, belediyeyle görüşün. Hani ondan sonra bize gelin. Ülkemizde kahvaltı kültürü bir başka biliyorsunuz. Çeşidi bol sofraları çok da seviyoruz. Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor bir açıklama yaptı ve sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi aslında. Kahvaltının günün en sağlıksız öğünü olduğunu söyledi. Tepki çekti açıklama. Bakın uzmanlar ve sokak ne diyor? Yemek yemek üstüne bilmem ama kahvaltının kesinlikle mutlulukla ilgisi var. Kahvaltıcılar Cemal Süreya'nın bu sözünü slogan yaptı. Vedat Milor'un sözleri ise polemiğin fitilini ateşledi. Bana göre kahvaltı günün en sağlıksız öğünü. Kimi kahvaltı olmasa da olur dedi. Sakin bir hayatı varsa veya evde home office çalışıyorsa sabah kahvaltı yapmadan da güne başlayabilir. Kimi de kahvaltısız güne başlamayı reddetti. Bence kahvaltı en güzel öğün ve en sağlıklı öğün. Mutlu oluyor, enerji oluyor insan. Kahvaltıyı krallar gibi, öğlen yemeğini prensler gibi, akşam yemeğini de fakirler gibi yiyelim. Mottomuz bu. Aynen. Hem bağırsak alışkanlığımızı geliştirmek açısından, mide bağırsak için hem de kalp sağlığı için önemli. Biraz omlet, ballı pankek ya da minik bir avokadolu tost. Tüm bunlar bir yana dünyada kahvaltı kültürünün en geniş olduğu mutfak hiç şüphesiz Türk mutfağı. Dünya mutfağındaki mısır gevreği, kruvasanlı kahvaltıları bilirsiniz. İşte bunların yanı sıra Türk kahvaltısının ortama girişi de işte tam olarak bu oluyor. Ancak Vedat Milor tam da bununla ilgili bir polemik başlattı ve dedi ki kahvaltı günün en sağlıksız öğünü. Kahvaltı günün en sağlıksız öğünü. Gerek yok aslında. Bundan daha çok ne istiyorsunuz? İşte düzgün bir cappuccino'luk bardak çöpüsler. Nere olsa İtalya'dayız. Beslenme uzmanlarından bazıları bu görüşü dolaylı yoldan desteklese de sabah kişi uyandığında aç hissetmiyorsa kahvaltı yapmaması herhangi bir olumsuzluk etki yaratmaz. Bazı doktorlar kahvaltıyı hala önemli görüyor. Kahvaltıyı atlamanın hem kilo alımıyla hem de bazı çalışmalarda artmış kardiyovasküler riskle bağlantısı var. Kahvaltıyı atladığımız zaman biraz öğlen ve akşam yemeğinde daha fazla yeme, aldığımız kalorileri yakma şansımız daha az oluyor. Kilo ve şeker riskini uzmanlar tartışa dursun, hangi saatte yapılırsa yapılsın kahvaltı sofrası herkesi mutlu ediyor. Uzun kahvaltı yapmayı da brunch'ı da çok seviyorum. Balla kaymağı birleştirdiklerinde, otluban peynirle van çöreğini birleştirdiklerinde, çayı yudumladıklarında, melemene bir kaşık aldıklarında insan o kadar mutlu oluyor ki. Kahvaltı bence olmazsa olmazıdır. Sizce sağlıksız mıdır kahvaltı? Çok sağlıksız çünkü çok yiyoruz.
Amasya'da yaşayan Sefa Uysal yol kenarında yaralı bir tilki buldu. Aldı eve getirdi. Tedavisini yaptı tilkiye. Öylesine güveniyor ki güvercinlerini beslediği kümese bekçi yaptı onu. Güvercinin yanında besliyoruz. O da gördüğü için alıştı. Yaralı bulduğu tilki kümese bekçi oldu. Gün boyu güvercinlerle oynayan tilki görenleri de şaşkına çevirdi. Şu an düzeni güzel. Sütünü, etini falan eksik etmiyoruz. Bir keyif yerinde. Hoş duruyor. Amasya'da yaşayan Sefa Uysal, araba çarpan tilkiyi yol kenarında bulduğunda yaralı haldeydi. Hemen alıp eve getirdi. Bulduğumuzda çok berbat bir durumdaydı. Gözlerini açamıyordu, yarı felçti. Umut adını koyduğu tilkinin tedavisini yapan Uysal, elleriyle beslediği tilkiye öyle güveniyor ki güvercinlerini tilkiye emanet etti. Ama yine de gözü hep üzerinde. İçinde bir avcılık olduğu için bir boşluk yakalarsa tabii haliyle saldırabilir. Ama şu anda bir saldırma tepkisi yok. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.